Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi karnabaharımızı haşladık. Haşlanan karnabaharla neler yapılabilir? Mücver yapılabilir. Yani lahanayla da mücver yapılabiliyor. Mücveri normalde yeşil kabakla yapıyordum ben. Çok severek yeriz mücveri. Ve içerisinde tabii kabak olduğu belli olmuyor. Aynı şekilde karnabaharla da yapılabiliyor. Yine aynı şekilde soğan, yumurtalarımız, un beyaz un olursa daha güzel. Tam buğday unu falan biraz daha böyle o kendi tadını da veriyor. Bu daha hoş beyaz un. Havuçlarımız. Şimdi bunları karıştıracağız. Bir de baharat koyacağız. Aynı şekilde mücver gibi. Nasıl yapıyoruz ama? Soğanımızı rondodan geçirelim. Havuçlarımızı da ince şekilde rendeleyelim. Evet, koskocaman güzelim soğanın düştüğü şu hale bakın. Rendelenince ufacık oldu. Çok sulanmadan rendelenmiş haliyle ekliyoruz kasemize. Diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Havuçlarımızın üstünü rendeledik. Yani rendeye hazır hale geldi. Şimdi ince tarafıyla rendeliyoruz. 3 tane havuçtan biraz fazla gibi görünüyor ama ince tarafıyla rendelediğimiz için daha çok kabardı. Bunu da ekliyoruz. Karnabaharlarımızı da ezeceğiz bu arada. Evet, yumurtaları da içine kattık. Tuz koyuyoruz, un koyuyoruz. Tuzumuzu her yemeğe koyduğumuz kadar bir tatlı kaşığına yakın olarak koyuyoruz. Havuç zaten tat verecek. Tuz da koyuyoruz. Yani lezzetini ötürlemiyoruz. Daha maksimuma ulaştıracağız emin olun. Tuz da koyuyoruz. 3 yemek kaşığı un koyuyoruz. Yalnız un hamurlaşmadan hemen bütün malzemeyi karıştırma aşamasına geçiyoruz. Hemen eze karıştırıyoruz. Şöyle kocaman patates eziciniz varsa çok iyi olur. Benimki plastikti ve kırıldı. Yerini almadım. Böyle çatalla eziyorum. Zaten karnabaharımız haşlandı. Kızartırken pişmesini bekleyemeyiz. Önceden haşladık onu. O yüzden de rahat bir şekilde eziliyor. Hepsini ezerek karıştırıyoruz. Evet, iyice ezdim ezdim karıştırdım. Düşünüyoruz arkadaşlar, mücvere ne koyuyoruz? Nane. Evet. Bunun içine de nanemizi katıyoruz. Ben bu naneleri yazın fazlaca alıp kurutmuştum. Kurutup sakladım. Daha güzel oluyor böyle. Bunları da karıştırıyoruz. Bir de minik küp peynir ya da lor varsa karıştırıyoruz. Bunu da eziyoruz. İyice karışmasını sağlıyoruz. Tüm karışma. Evet, böyle lezzetli bir mezeymiş gibi görünse de öyle değil tabii ki de. Şimdi mücver nasıl oluyordu normalde? Kabakta yaptığımız zaman bayağı sulu bile oluyordu. Fakat yine de çok güzel pişiyordu. Kabağın kendi suyunu sıktığımız halde yine de salıyordu. Şimdi bunu az yağda tavada böyle kaşık kaşık alıp yine tavamıza yayıp pişirme vakti geldi arkadaşlar. Tavamız kızdı. Bir kaşık alıp yağ bırakıyoruz ve düzletiyoruz. Evet, köfte koyuyoruz ama köfte şeklinde alamıyoruz ocaktan diyorsanız haklısınız. Lahanayı da zaten böyle alamıyoruz ama muhteşem ötesi bir tadı oluyor. Lahananın da aynı şekilde, yani yeşil kabakla yapmaya bunu gerek yok. Karnabaharla da muhteşem tada ulaşıyor. Üzerine de yoğurt, isterseniz sarımsaklı yoğurtla yine aynı şekilde mücver gibi servis yapabiliriz. Arkadaşlar afiyet olsun. Elimize sağlık. Karnabahar bu şekilde yenmeli. Çok lezzetli. Beğendiyseniz beğene basar abone olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.